Kerpe'deyiz ama Kerpe'ye niye geldik? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Komedi çok ciddi bir iş. Birazcık beyni boşaltmak gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Dedik ki biz bunu İstanbul'da belli ki yapamıyoruz. İstanbul'da çok kalabalık, çok insan var, gürültü var. Bu yüzden İstanbul'dan birazcık uzaklaşalım, şehir dışına çıkalım dedik ve Kerpe'ye geldik. Şu anda oteli girdik, bu da otelin parasını önceden ödedik. Dediler ki bahçe katı, ferah falan. Çok güzel. Şimdi bahçe katını gösteriyorum. Bahçe katı. Stand-up olsun, mizah olsun, senaryo olsun, çalışacağız. Plazmamız var, bir odamızı gösterelim. Plazma çalışıyor mu? Çalışıyor gayet. Anlaşılmıyor fakat omlet yapılmış. Omleti direkt tuvalette yapmışlar gibi bir koku var. Hayır, sizler anlamıyorsun. Omleti buharda pişirmişler. O yüzden böyle. Oo, akşam üşürsek diye 35 derecede. Bugün iyiyiz ya. Bak bakayım onun üzerine de bir şey yapmışlar mı? Bir de sessiz bir çalışma alanı diye bize tarif ettikleri bir meşhur kafe var. Orada şu an şey bekliyorum. Cenemiz kafe değil mi? Cenemiz kafe. Hayır, Kerpe Diem. Kerpe Diem kafe. Her şey. Burada kendinden her şey esprili zaten. Ne kadar çalışılabilecek sessiz bir ortam var. Oraya gidince göreceğiz. Safety first. Size mi bırakalım? Kerpe Diem. Başka da bir şey demiyor. Kerpe Diem. Başka da bir şey demiyor. Başka da bir şey demiyor. En son bu arada biz Kerpe'ye antlarla geldik. Bayağı çadır kurup kamp yapmıştık. Bu sefer komedi kamp yapacağız. Bakalım ne kadar verimli geçeceğiz. Hayalde canlanan gibi olacak mı onu? Hakikaten birkaç saat anlayacağız. Daha demin geldik ya. Demin daha unuttuğumuz ilk şeyi. Sen ismini mi duydun oradan koşa koşa? Emre kitabı gösterir misin elindeki? Evet. Niye bir elim sakatlandı sesi duyar gibiyim ya. Aa, bileğimi sakatladım. Evet. İşler ciddileşti. Hayda. Rocky. Başarılı, başarılı. Hi, I'm Vera Tamilo. Nasıl bir grup oldu? Tehlikeli bu. Anladın mı? Kimdi o? Burada Survivor oyuncuları varım. Tamam. Tamam, bence tam istediğiniz gibi yalnız. Tam istediğimiz saat. Evet. Muhtemelen Güneştepe'de olunca da şuralarda çalışacağız. Şu alan, şunu göstereyim ben bir ya. Tamam, okey. Gerçekten göstereyim diye beni göstermeye başladın ya. Intro to comedy. 1 2 0 1 0 2. Evet, gönder. Yiyin fakirler. Falan. Görkem ya, bu kameranın ayarında bir sıkıntı var mı? Şey, renk sanki saturation. Var tabii ki. Ben niye ayarlayamadım bunu ya? Doğal değil. Şu anda çok geçen sefer sen çektiğiniz de öyleydi. Evet abi, western filmleri gibi. Bak bak, giremedi. Bak bak bak. Gün doğumunu kaçırmamak için gitti. 6 and a half hours later. Saati 1 yaptık. Abart. Gerçekten. Abart. Ya belki 12, bilmiyorum. Yaklaşık bir 4 saat kadar mi, 5 saat oldu mu? 4-5 saat. Şahane bir fikir alışverişi. Yarına bir hazırlık. Küçük egzersizler, minik hikayelerle birbirimizi böyle bir hakikaten sanda ki özellikler. Vizyonu olan, konsepti olan, yani ilk etapta şirketin yüzü olacak, müşteriyle ilk tanışmada şirketi temsilen ki duruşuyla. Yani. İlk günü o zaman tamamlayalım, yarın gene devam edeceğiz. Go get them tiger, come on. Yes boy. Day 2. Günaydın benim bebişim, sen bizi ziyarete mi geldin yukarılardan?
giriş katından. İkinci gün, bugün daha öfkeli, daha komik ve daha mizahşör bir toplantı serisi olacak. Bakalım ne kadar çalışabiliriz. Dün akşam çünkü biz birazcık 4 gibi gittiğimiz için hakikaten sakindi. Yani insanlar artık son gemilerini tuttu bu denizde. Şimdi tam öğlen vakti, gene dünkü gideceğiz. Hem de ölü gibi yatıyor. Kan veren şeyler gibi böyle Kızılay'a. Oğlum şu müziği kapatın, telif yiyeceğim ya. Her dakika telif. Yarısında da zaten küfür editliyorum Batı yüzünden. Hala elinde kapatmadım. Resim başını bitirdik mi? Vay yönetmenim. Kısmet. Hay benim canım benim. Bu arada Görkem, az önce keşke o hani temizliyor musun? Ondan sonra şöyle bir şey geldi bak. Temizlemiyorum. Daha ne zaman girdin ki? Dün. Çıkış mı yapacaksın? Yok. Temizlemem yok. Çalışmaya hazır ve nazır bir şekilde. Ofisimize geçelim. Bugün benim poşeti ve bugün daha da baş ve müzik çalmıyorlar. Uzakta gördüğümüz kayalık buranın Pelikan Kayası. Her gün bu görevi üzerine alan yetişkin pelikanlar burada bir takım aktivitelerini yerine getiriyorlar. Nöbet saat başı değişiyor. İnşallah birkaç saat içinde biz de yerimizi alacağız. Komedi gününden gene bildiriyorum. Saati 4.30 ettik mi? 5 mi? Saat kaç? 4. Saat 4. Süreleri böyle çarpıtarak söylüyorsun. Sabah 6'da kalktık zaten. Sabah 5'ten beri bir denize girip ferahlamak istiyoruz. Ardından gene devam edeceğiz. Bakalım ne hale getireceğiz. Ne hale getireceğiz göreceğiz. Başındaki nöbeti devralacağız pelikanları. Emre. Benim canım. Kerpe'deki ikinci balık. Yok lan bugün balık yemedik. Balık yemedik ya. Köfte yedik. Düşünün yani öyle bir köfteydi. Böyle alalım mı? Şimdi bu karpuzun sesi bence çok güzel. Bu. Bu bak. O nasıl? Oh. Kütür kütür. Neymiş? Çalışınca oluyor. Ha. Ya şimdi kesin bana geliyor. Tamam sorun yok. Tamam. Evet. Son hava kararmadan büyülü saatler dediğimiz o magic 2 dakikalık süreçteyiz şu anda. Komediden bile önemli olan kamerayı düşürüp ıslatma pahasına getiriyorum Emre. İyi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hadi bakalım gençlik. Şuradan atlamak suretiyle denize kendimizi bırakıyoruz. Aynen böyle. Vay. Hadi Görkem bak. Atladın ha. İnsanın sınırlarını bilmesi önemli. Ben giremedim. Soğuk geldi. Vallahi hiç şimdi mayomu ıslatacağım da buradan şey yapacağım. Onu göze alamadım. Bak düzenli iniş. Evet ayakları kaydı. Tertemiz. Terliğini mi? Hadi bakalım. Hani şuradan düşsem kamera gitti. Emre. Ya bak belin bilmeyenler falan demiyor. Ya beli boş ver oğlum. Ben bitmişim zaten. Saat 3 yaptık bugün. Hala abartıyor. Abartalım. Yani beyin fırtınası ve fikir şey yapmış. 4.5 yüzdük. 5, 7.5, 8'de bir daha girdik. Hani toplamda yemek ve şeylerden 2 saat çıkarırsam. Anlamsız sayılar söylüyorum. Yüzme. Bakkal hesabı. Sırası tamam hadi 45 lira ver tamam. Nikita bugün çok büyük sıçtı. Bugün kocaman kaka yaptı. Bunu da tarihe not düştüm. Hatta üzerine peçeteyle kapatıp şöyle kurumaya terk edildi. Gübre olacak inşallah. Gerçekten yani her geldiğimizde. Hadi bakalım hocam. Batu iyi akşamlar Batu. Hadi iyi akşamlar. Saat 7. Bugün gene çok enerjik ve çok ya saat 9 ya. Deli dolu ya Emre. Dün kahvaltıya tam 9.58'de gittik ve kapanmıştı kahvaltı. Yine biraz böyle yalvar yeter kahvaltı kurdurduk. Bugün 9.40. 20 dakikamız var. Gene yok derlerse kısmete fırlatacağım üstüne. Kalır mı? Kendimiz için bir gün daha kalmamız lazım. Kısmet. Kısmet.
Her şey için çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Sağ olun. Kısmetle vedalaştık. O zaten odaya geldi direkt. Sponsor. Atlıyor ha bak. Açıldı. Ve atladı. Evet, 15 metrelik kayalığa adamlar adeta Spider-Man gibi tırmanıyorlar. Bahsettiğimizin yüksekliği bence 15 metre rahat var. Tekrardan Ceneviz Kafe'ye. Günaydın yani efendim. Batuhan, günaydın. Günaydın. Takmenleri getir bana ben çünkü burayı bir sileyim. Güzel bir maceraydın. Tatlı bir anı oldun. Tekrar görüşene dek görüşürüz. Yani saçma bir bitiş oldu. Mutasyon kardeşi mantığı gösterirken Görkem anlık bir şekilde Riva yolunda inme kararı aldı. Otobanın yanındayız şu anda bu arada, yanlış olmasın. Çantalar yanında. Şöyle. Kolay gelsin. Sağ ol. Dikkat et kendine. Haydi görüşürüz. Hadi. Hadi ışıkla. Verdiğim. Otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Şimdi. Ay be ulan kardeş, şeyden daha demin geldik yani, Kerpe'den daha inmeden karşılaştık. Saçın kızın mı olmuş abi? Aynen abi. Niye abi? Abi öptüm. Balyaj yaptırdım. Balyaj. Abi kıdı kırılacak, bırak kırılacak. Caner'i hatırlarsınız bu arada, bütün videolarımda var diyeceğim. Yok, birkaç tane videomda var ama gerçekten en iyi videolardan üçü yani. Neresi o? Ciddi anlam. Neresi? Sen de her gezinin sonundaki durağımız kardeşim mantığı ve Bolu mantımız. Photoshop'lamız ve Bahattin abimizin biricik ellerinden çıkan. İyi. Photoshop'lam. Bunu da peynirleyebiliriz değil mi? Bahattin abi güzel çekimle. Bak mantı çekimleri senden sorulur. İstanbul'un en iyi mantıcısı gençler. Öyle başka yerde yemezsiniz yani. Aynen. Yoğurt kurusu ve ceviz hiçbir yerde yok. Hiçbir mantıcıda göremezsiniz. Kiş peyniri.